Yapılmakta olan harp aslında Orta Doğu'da İsrail karşısında hiçbir güç bulunmasın. Amerika bütün dünyada tek devlet kursun. Emperyalizmi ve siyonizmi dünyaya hakim kılsın. Herkes onun emrine itaat etsin diye yapılıyor. Bu hareket Kuveyt'i kurtarma hareketi değildir. Esasen Amerika daha Kuveyt'in işgalinden önce ki biz şahidiyiz, geçen sene Haziran ayında Bağdat'ta bir konferans toplanmıştı. Bu toplanmış olan konferansın birinci gününde Irak Devlet Başkanı geldi, 4 saat konuşma yaptı. İkinci gün 4 saat bir daha konuştu. İkinci gün konuşmaya başlarken dedi ki ben niye huzurlarınıza geldim? Çünkü dün biz burada toplandığımız zaman Amerika'da da Yahudi lobisi toplanmıştı. Onlar arkamızdan karar aldılar. Akşam bu kararları bana bildirdiler. Ben de bunları size bildiriyorum. Bak Amerikan lobisi diyor ki Irak-İran savaşında Irak orduları tecrübe kazandı. Silahlandı. İsrail'i tehdit ediyor. Ne pahasına olursa olsun mutlaka Irak'ın bu kuvvetleri ezilmelidir. Tarih Haziran 1990. Yani Irak'ın Kuveyt'i işgalinden 2 ay önce mutlaka Amerika Irak kuvvetlerini ezmek istiyor. Niçin? İsrail serbest kalsın, rahat kalsın. Ne anlatıyorum size? Dünyada bir siyonizm var. Bunların önderleri Amerika'da Wall Street denen bankalar caddesinde oturmuşlar. Tevrat'ı elleriyle değiştirmişler. Cenab-ı Hakk'ın asıl kulu biziz. Herkes bize köle olsun diye yaratılmıştır. Böyle inanıyor ve bunu gerçekleştirmek için de gece gündüz cihad ediyorlar. Bu siyonistlerin ne olduğunu bilmeden dünya meselelerini anlamak mümkün değildir. Zaten Irak'a niye Kuveyt'i işgal etmiyorsun diye yol gösteren de Amerika oldu. Irak'ın istediklerini sakın kabul etme ha diye Kuveyt şeyhine telefonla yön veren gene Amerika oldu. Onlar hazırlıyor, bunları bahane ediyor, yarım milyonluk asker getirmiş, Birleşmiş Milletler sulh için görüşün diyor, sulh görüşmelerini önlüyor, bu harbi çıkartıyor, mutlaka Irak'ı ezeceğim, İsrail önünde kuvvet bırakmayacağım diyor. İşte önümüzde oynanan oyun budur, tatbik edilen plan budur. Artık 6 milyar insanın bu aldatmacılara, bu siyonist planlara inanması mümkün değildir. İşin en acıklı yanı maalesef bugünkü Türkiye'deki yönetim tamamen bu siyonist planlara alet oluyor. Ama bunu yürütemeyecekler, haber veriyorum size. Asla, asla bu milleti aldatıp Bush'un keyfi için kimse harbe sokamayacak. İsrail tek güç olsun. Hayır. Böyle bir şeye alet olamaz bu memleket.